Selamun aleyküm arkadaşlar. Erhan Usta ile yine birlikte yeni bir çekimle karşınızdayız. Bu sefer markası fark etmez. Evde kullandığımız fırınlardan ara sıra camı patlayanlar oluyor. Bu fırınların camının nasıl değiştirileceğini anlatacağız. Erhan Ustam camı gösterebilir. Görünce. Camımız kırıldı. Bu camı herhangi bir firmadan gidip alabiliyoruz. Ondan sonrasını Erhan Ustamız anlatıyor. Buyur Erhan Ustam. Öncelikle bu tırnakların içinde kalan cam parçalarını temizleyeceğiz. Ondan sonra da camımızı aparatlarına takıp yerine oturtacağız. Camımızı temizleyene kadar o Erhan Usta'nın gösterdiği yerden Dur bak, bize cam mola, parçalarını birazcık göreceksin. müsaade istiyoruz sizden. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Erhan Usta mı anlatıyor? Öncelikle gördüğünüz gibi aparatların içini temizledik. Cam parçası bırakmadık. Tabi bunları temizlerken dikkat ediyoruz. Elimizde kesmiyoruz. İlk önce camın kulpunu takmamız lazım ki camı taktıktan sonra zorlanmayalım. Burada yuvalarına yerleştiriyoruz. Kulpunu takalım deyince aklıma ne geldi biliyor musun Erhan? Bilmiyorum. Ex kayınvaliden bir gün ziyarete geldi. Her şeye kulp takmakla marifet kazandığını zannediyordu bu. Kahve fincanlarından birinin kulpu kırılmış. Aylar evvelinden attırmadım. Saklı onu kullanacağız, ben tamir edeceğim dedim. Nasıl edeceksin dediler, göreceksiniz dedim. Kayınvalide, bu ex kayınvalide ziyarete geldi. Allah rahmet etsin, vefat etti şimdi de. Kahve istediler. Kahve yapıldı. Dedim ki o kulpu kırık kahve var ya, kahve fincanı, evet, kayınvalideninkini ona doldurun. Kayınvalideye kulpu kırık fincanla geldi. Kayınvalide kulpu kırık fincanı eline alınca tuhaf tuhaf baktı. Bir bana bakıyor, bir fincana bakıyor. Nedir bu dedi. Dedim anneciğim, bu tam senin tamir edeceğin bir şey. Ne o? Sen dedim her şeye kulp takmakta marifet kazandın ya. Evet. Öyle marufsun ya. Buna nasıl olsa bir kulp takarsın. Kulpu kırık olmaz dedim. Kahveyi yüzüme dökmediğine sevinirim. Sen şimdi o deyince Tamam. aklıma geldi. Bunu sıkarken çok aşırı sıkmıyoruz patlatmamak için. Öncelikle aparatlarımızı yerine takıp biraz taktık. Bu taraf da aynı şekil. Biraz taktık. Yanlardan Hayır, şu oturtuyoruz. bu Kanala arasındaki kanala cam giriyor. oturduk. Evet. Yavaşça. Dengeli eşit bir şekilde iterek buralarda tam oturtuyoruz. İnce ayarlar var. Dokunarak. Tabi bunları plastik tohumakla yapmanız gerekir de. Şu anda camımız. Evet. İşte bu tamirciye götürdüğünüzde epey bir para vereceğiniz şey, bu kadar basit tamir ediliyor. Yapmanız gereken en büyük zorluk camı. Bu elektrik süpürgesi malzemeleri satanlar var, işte o fırın malzemeleri satanlar, Genelde genelde onlar da oluyor. servislerinde olur. Serviste de olabiliyor, evet. Daha uygun da alınabiliyor. Bu şekilde kendiniz 2-3 dakikada rahatlıkla takabilirsiniz. Umarım faydalanmışsınızdır. Sevdiyseniz sevme butonuna ve kanalımıza abone olma butonuna basın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.